Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir seriye başlayacağız. Bir uygulama geliştireceğiz. Zaten gördüğünüz gibi Movie Application. Bunu geliştireceğiz ve bunu birkaç video şeklinde yapacağız. Burada bir projeyi sıfırdan ben geliştirsem hani nasıl geliştirirdim prensibiyle Junior, Strong Junior, Strong Mid seviyesinde kodlama yapacağız. Hedef kitlenin o olduğunu gördüm şimdiye kadar. O yüzden tam böyle true senior, high level geçişi yapmayacağız. Bu tasarımı Figma'dan aldım. Figma'dan community'ye girdiğinizde Movie App diye aratın. Buradan bir sürü public proje var. Zaten çok fazla koymuyorlar detaylarını. Mesela şuna girelim veya şuna bakalım. Tıkladığınızda işte adam böyle bir tasarım yapmış. Get copy dediğinizde alıyorsunuz o projeyi bu şekilde istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz yazılarını falan. Artık siz bir kopyasını almış oluyorsunuz ve bunu public veriyor. Şu main page draft'ta neler varmış, böyle kendi çalışmaları falan var. Tabii bu sizin API'in size verdiği kadar. Mesela bizim API'in böyle bir dataları olmadığı için bu tasarım bize uymaz. Hani API'yi de göstereceğim. Bizim API'ye uyacak tasarımı artık siz de kendiniz kullanacağınız API'ye göre size uyacak tasarımı alabilirsiniz. Mesela bu tasarım da bizim API'ye uyuyor. Ben sadece bunu beğendiğim için, daha sade olduğu için bunu kullanacağız. Şimdi uygulamamızda ne olacak? Notification olmayacak. Bildirim ikonu yerine filtre ikonu koyacağız. Tıkladığında bu gelecek. Tasarımda bu yoktu. Sadece şu home'la detail movie kısmı vardı. Bunu ben ekledim. Filtreye tıkladığında da şu alttaki popular yerine trending olacak. Trending'e uygun filmler gelecek. Yukarısı sabit, her zaman işte now showing veya now playing olacak. Tıkladığımızda movie detail, işte detay sayfasında cast'ı göreceğiz. Altında review'lar olabilir, daha önce yapılmış yorumlar veya benzer filmler tarzında şeyler olabilir. Buradan save yapacak, favorilerini ekleyebilecek, favorilerini burada görecek, favorilerini Firebase üzerinden yapacağız, Firebase'i de işleyeceğiz. Yani böyle bence biraz daha büyük bir seri olacak. 5-6 video sürebilir. Belki ileride hani login kayıt, login kısmı falan da koyarız. Onları da Firebase ile entegre yaparız. Böyle. Başlayalım şimdi. Ben projeyi daha önceden oluşturdum. Core taraflarını ayarlamasını yaptım. Hani coordinator'ı zaten daha önceki videoda gördünüz bu kısımları. O yüzden anlatmaya gerek olmayacak. Network layer'ımızı da daha önceki videolarda göstermiştik. Ara menajerlerimizi, ara layer'larımızı ekleyeceğiz. Extension'ları ekledim ben. Bunların detaylarını anlatacağım kullandıkça. Hazır kodlar, hani bunları hep tutuyorum kendimde. Font olarak ben Inter'i kullanacağım. Tasarımda başka bir fonttu. Yani çok önemli değil bizim için font. Font class'ımı oluşturdum kendim. Kullanacağım bunlar da diğer yardımcı class'larım. Ekranımız şöyle olacak. Bir tab barımız olacak. Tab barımızda ana sayfa, ikinci search olacak arama kısmımız ve üçüncü de favorilerimiz. Çok büyük bir proje olmayacak. Zaten büyük bir projeyi yapmaya da zamanımız yetmez. Öncelikle bir tab barımızın olması gerekiyor bizim. Bu yüzden bir tab bar controller oluşturalım. UI tab bar controller. Tab bar diyelim buna. Tab barımı ben her zaman scene'de ayrı bir yere koyuyorum. Tamamen başta. Çünkü zaten bir controller'ını kullanıyorum. Bir view modeli vesaire olmuyor. Burada ne yapacağız? Burada öncelikle tab barımızı ekleyelim. Tab bar controller. Şimdi şu controller'dan kurtulalım. Şimdi normalde şunu da buraya alalım. Tamam. Normalde ben ne yapıyorum? Büyük bir proje ise hepsini ayrı ayrı storyboardlara topluyorum. Mesela diyelim bir sosyal medya uygulaması veya bir banka projesi veya bir günlük kullanılan uygulama, ancak kapsamı daha büyük. Yani çok fark etmiyor. Kapsamı büyük olan projelerde ben şu scene'leri
storyboardlara bölüyorum. Hani scene folderlara. Bir folder'ın içinde birkaç tane controller olabilir. Mesela search akışı vardır. Search'te işte search edeceksiniz. Bastığınız işte listeden gelen, arama sonucundan gelen item'a tıkladığınızda başka bir sayfa açılıyor. Ancak o sadece aramadan gidince olacak bir sayfa. İşte 3-4 taneli, 3-4 tane controller'ın olduğu bir ekran. Bunlar hepsi bir scene diye kabul ediyorum ben. Mesela home'un içinde olacak action'lar nelerdir? Home, detail, filtre. Bunlar hepsi home üzerinden olacak. Bu benim için bir home scene'idir. Yani bu 3 ekran bir tane storyboard'da, mesela home storyboard oluşturacağım. Onun içinde olacak. Search'te, şimdi search bir scene. Search mi sadece bir tane. Favorite kısmı da, işte favorilerimizde de sadece bir tane olacak. O yüzden bizim toplamda işte 1, 2, 3, bu da ayrı bir controller bu arada. O yüzden 3 tane sayıyorum. 3 tane burada search olacak ve favoriler olacak. 5, gelecekte ekstradan kayıt ve login kısmı olursa 7 tane ekran olmuş olacak. 7 ekran, yani 10 taneye kadar bir storyboard'da kullanmayı tercih ediyorum. O yüzden farklı storyboard'lara bölmeyeceğiz. Belki gelecekte biraz daha kapsamlı bir proje yaparsak ve tam True Senior projesi yaparsak, o zaman böyle her şeyi daha güzel anlatırım. Şimdi buradan relation'ı kurduk birinci ekranımız için. Benzer şekilde bunu kopyalayalım. Alalım şöyle aşağıya. Şunu da kopyalayıp bir tane daha aşağı alalım. Bunları da ekleyeceğiz. Şunu da aşağıya geldi ekrana. Şimdi ekledik. Bunların bir şeylerini değiştirelim hemen. Search controller'ımız yok. Şimdi hızlıca dosya yapısı kurmadan bir controller'ımızı oluşturalım. Search ekranımız ve favoriler. İsimlendirmeyi her zaman İngilizce yapın arkadaşlar. Bu daha sağlıklı olmasını sağlıyor projenin. Şimdi ya ben Türkiye'deyim. Projeyi arkadaşlarla beraber kullanıyoruz. Ne gerek var İngilizce? İngilizce daha jenerik oluyor. Daha uluslararası oluyor. Ve sizin dışınızda bir yabancı da kullandığında bu projeyi problem olmuyor. Mesela kitabı yüklediniz. Öyle varsayalım, bir servis yazdınız, bir olay yaptınız, kitaba yüklediniz. Onu biri alıp forkladığı zaman anlasın olaylar ne. O yüzden ben hep İngilizce kullanıyorum. Hani keywordlere kadar hepsi storyboard ID vesaire. Bunları ekledik. Şimdi şöyle renklendirmesini farklı yapalım. Hepsinin ayrı ayrı çalışıp çalışmadığına bir bakalım. Bu arada podlar göstereyim o oran alana kadar. Podlarda pan modal var birinci. Pan modal nedir? Şu aşağıdan çıkacak ekran için. Tamamı kendim yazmadım. Hani çok iyi çalışan bir pod olduğu için bunu yükledim. Network zaten alama fire. Resim yükleme STWeb image. Ana ekrandaki progress hood'umuz da bizim olacak. STWeb SV progress hood. Projemiz 13 ve üzerini destekleyecek. Yine syndelegate kullanmadım. AppDelegate'deyim. Hala AppDelegate'ciyiz. Okey tamam. Default olarak clear geliyor tab barımız. Bunu isterseniz şöyle standart deyip custom ayarlamalar yapabilirsiniz. Veya bar tint olarak. Şimdi bizim bar tintimiz beyaz olacak. Tasarımımıza hemen bir göz atalım. Beyaz. Burada bir gölge var üst kısmında. Onu sonra ekleyeceğiz. Şu tab bar ikonlarımızı düzeltelim hemen. Ana sayfada. Şimdi şey yok. İsim yok. Şu title'lar yok. O yüzden sadece resim eklememiz yeterli olacaktır. Ben daha önceden bunları eklemiştim buraya. Şuna da gelelim. Tab item view. İkinci de bizim arama kısmımız ve tab 3. Search oldu. Bunların tint color'ları translate tamam. Tamam şimdi.
Bu istediğimiz gibi bir export edememişiz. Burada bir hatalı. Bu resim çok uğraştırdı beni de. Tam istediğim sonucu alamadım. Neyse şimdilik dursun. Tab barımız çalışıyor. Şimdi bizim tab barımızın rengini değiştiremedik. Tamam. Tab barımız. Bu ikonların biraz daha iyisini bulacağım. Böyle çok hoşuma gitmedi. Tamam, şimdilik burası okey. Burayı da biraz oynayacağız daha. İşimiz var orada. Şimdiki gelelim ana sayfamıza. Tabbara gölge falan vereceğimiz zaman şu kontrolleri o yüzden oluşturduk. Ha, bu arada o kontrolleri vermeyi unuttuk. Tabbar. Şu da dursun burada. Olur da login falan koyacak olursak bu storyboard'la AppDelegate'den root controller'ı ayarlayacağız. Evet, gelelim home'a. Şimdi search ve favorileri kapatalım. Home'da bizim nelerimiz var? Daha önceden oluşturduğumuz coordinator'ımız var. Detayı gösteriyor. Filtreyi göstermesi gerekiyor. Tabii ki show filter. Tamam, bu da böyle. İsmini ne koyalım? Ne olsun ismi? Projemizin ismi. Şimdilik Movie App olsun. Proje için güzel isim önerisi olan olursa yorumlarda bildirsin arkadaşlar. Çok o kısımda yaratıcı birisi değilim. Movie App diyeceğiz. Çünkü bunu App Store'a da koymayı düşünüyorum. Apple izin verirse, eğer bu API'ları kullanıp da public bir uygulama kullanmama. Apple Store'a yükleyeceğiz. Onunla ilgili de bir video çekeriz. Hani Store'a yükleme işlemleri falan nasıl oluyor tamamen. O da öğretici bir video olur. Sağ tarafa bir ikon ekleyeceğiz. Ona da bar item. Tab bar değil. Bar buton item. Buraya bizim burada neyimiz var? Filtremiz varmış. Eklemişim. Güzel. Şimdi buna bir action vereceğiz. Güzel. Bunu da bizim background color'ımız hemen şuradan bakıyoruz. Beyaz. Ben white'a geri döndük. Tamam. Şimdi burası ne olacak? Şu kısım. Ben burada collection view kullanacağım arkadaşlar. Şurası bu şekilde seçili olan kısım. Hatta şu popular yazısından. Şunu böyle bir screenshot alayım. Bir dakika. Şöyle C-more'umuz da olacak bu arada. Pardon. Böyle. Şurası şimdi bütün ekran collection view olacak dedik ya. Burası collection view'un header olacak. Header kısmında bizim bir tane collection view'umuz daha olacak. Bu now playing'i göstermek için. Orada bir title'ımız pardon. Çok kalınmış. Bir title'ımız olacak. CMore butonumuz var. Aynı şekilde bir tane de aşağıda olacak. Şimdi bu ikisini dışarıda bir UI view da yapabilirsiniz. Exif'le. Yani burada sadece projemiz büyük olmadığı için yani sadece buralarda kullandığımız için diye düşünüyorum. Bir dakika şuralara bakalım. Ha, şurada da varmış custom. Okey, bunu exit yapacağız. Çünkü bundan birkaç tane daha kullanacağız. En iyisi exit olması. Çünkü benzer şeyler var. CMore yerine işte more falan desek hepsinde more olması lazım. Şimdi. Tamam. Burada da bir collection'ımız olacak. Burası bir collection view'umuz olacak. Evet. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Yani collection header. Bunlar sellerimiz olacak aşağıda. Farklı bir sel. Yani 1, 2 ana sayfada 2 farklı collection selimiz olmuş olacak. Şunu silebiliriz. Şimdi API'lerden bahsedelim. Biz neyi kullanıyoruz? Ondan hiç bahsetmedim. Şimdi arkadaşlar şöyle getireyim. The Movie DB diye bir tane web sitesi var. Buraya kayıt oluyorsunuz. Buradan hem API var yani dokümentasyonu var developer kısmı için hem de zaten site. Girip buradan istediğiniz şeyi izleyebiliyorsunuz. Hani
O neymiş? Bullet Train. Buradan favorilerinizi ekleyebiliyorsunuz. Kayıt oluyorsunuz. Ben buradan kayıt oldum. Favorilerinizi ekleyebiliyorsunuz. Trailer izleyebiliyorsunuz. Yani pardon. Bu infoların hepsini veriyor zaten. API'ında. Şurada More API var. API'ye girdiğinizde developers.movie.db.org. Burada tamamen nasıl yapacağınızı gösteriyor. Kayıt olduktan sonra şurada avatar dediği kısım settings. Settings'e gidiyorsunuz. İşte bu benim kendi infolarım. Settings'te burada API var. Tıkladığınızda sizin orada API key'iniz olmuş oluyor. API page, API key. Heh, şurada. API key ile siz diğer işlemleri yapabiliyorsunuz. Authentication kısmını yapamadım. Yani bir error aldım şu session, create session'da. Bundan bir error aldı, anlamadım. Hani request token'ı alıp gönderdik. Bir türlü, çünkü bununla login olmak istiyordum. Tamamen MovieDB üzerinden. Yine deneyeceğim. Olursa login kısmını falan yaparız. API'ları çok güzel bunların. Yani benim internette gördüğüm en iyi filmle ilgili, film bilgileriyle ilgili en iyi dokümentasyon API bunlar da. Zaten burada Movies'e tıkladığınızda her şey var. List keywords, image'leri nasıl alıyorsunuz, movie detayları, rate verebiliyorsunuz ki bunu test etmedim ama bunların şey, account'a login olmak gerekiyor. Verdiğiniz rating'i silme. Hani login olmayı başarırsanız bana da anlatın. Now playing'i zaten hepsini buradan kullandık. Now playing. Şu bizim yukarısı. Popular, trending, top rated, upcoming var. Popular, top rated, upcoming. Trending de şurada. Aldım. Trending'de sadece, şimdi sadece burada film yok. Movie şeyler, TV şovlar falan var. Diziler var falan. Hepsini ona göre şey yapıyorsunuz. Kişileri de getirebiliyorsunuz. Bizim burada bir ekranımız daha olacak. Bu arada unuttum. Belki de yapmayız hani. Aynı olay olduğu için. Mesela Tom Holland'a tıkladığınızda Tom Holland'ın oynadığı filmleri listeliyor. Şey yapabiliriz aslında, yapabiliriz. Bir düz liste yaparız. Filmlerin ses, filme tıkladığında zaten movie detail'a gelecek. Yine buraya hani böyle API'ler, o yüzden birbirine yani çok şey, API kısmı da çok güzel ayarlanmış. Postman'de ben ayarladım. Biraz kendim için ayarlama yaptım. Şu authentication buradaydı. Bir türlü geçemedim session kısmına. Mesela trending. Mesela now playing. Ben burada API key falan hepsini ayarladım. Şey, kendim için. Hazırladım daha önceden. Tıkladığımda getiriyor. Şimdilik. Mesela API bize her şeyi veriyor. Pagination kullanmak isterseniz zaten page sayısını gösteriyor. Total page kaç tane olduğunu, toplam result, buna uygun bir matematik yapıp kendiniz hesaplayabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Ya şahane şey, API kısmı şahane. O yüzden ben şimdi ben aynı zamanda bir kursta, hani yerel bir kursta ders de veriyorum. Orada da çocuklara hep bunu söyledim, hani oradaki arkadaşlar da bu API'yi yani isterseniz kullanabilirsiniz. Çok rahat. Yeni başlayanlar için ideal yani bunun. API'da kayıt olması falan rahat. Bununla ilgili bir sorunuz olursa da yorumlarda falan bildirmeyi unutmayın. Yardımcı olurum. Popular kısmı mesela, bak şeye bakalım. Bize ne geliyor? Yani API yapısından bahsedeceğim. Dates geliyor. Bazı kısımlarda dates gelmiyor ama page, result, total page, total result. Bunlar hepsi aynı. Şimdi mesela popülere bakalım. Burada da mesela dates olmadı. Date'i zaten kullanmayacağız. O yüzden yazmamıza da gerek olmayacak galiba. Result kısmı. Result'ın içi de aynı. Yani mesela adult, backdrop path, general ID, ne bileyim, title, language, poster. Now playing'e bakalım hemen. Yine benzer şekilde adult, backdrop, general ID, title, poster falan. Yapısı da aynı. O yüzden bir tane model kullanacağız burada. Sadece now playing'in ne zamana kadar olacağını gösteriyor. Onu kullanmak isterseniz. Up to you. Size kalmış arkadaşlar. Şimdi bu ana sayfaya başlayalım. Bugün neyi yapacağız? Bugün çok uzatmayacağım videoyu. Bir collection koyacağız. Öncelikle şu aşağı kısımlarda, şu title olmadan header'ı elle koyacağız. Sadece bir header'ın olduğunu göstermek için ve şu aşağı kısmı. API'larını alacağız. Resim ve title'ı koyacağız. İç kısımlarında diğer videoya artık, çünkü çok uzandı bu video.
Şimdi UI Collection View. Ekleyelim. Şimdi bunun bir header olacak. Şimdi bu header'ı biz exif ile yapacağız arkadaşlar. Buradan ben desteklemiyorum. Hani storyboard'u kullanmayı destekliyorum. Hani kullanabilirsiniz. Ancak her şeyi storyboard'da yapmanın bir anlamı yok. Mesela bu selleri biz başka yerde kullanacaksak, mesela özellikle şu ekranda bu şeyden mesela bir tane daha yapacağız aşağıda. Tamam mı? Ne olacak? Örnek veriyorum. Similar movies. Şimdi movie ne olacak? Resmi olacak, isim olacak değil mi? Bu bir aynı şey. Şimdi alt alta kullanmanın adı yok. Exif kullanmak gerekiyor. Exif sizi daha dinamikliğe kavuşturuyor. O yüzden Exif'leri çok öneriyorum. Interface Builder'da zaten kullanmayı tavsiye ediyorum. Şimdi bizim bu... Şimdi niye kullanıyoruz burada header'ı? Sadece göstermek için. Bizim header'ımız ne kadar olacak? Şöyle bir şey. 365. Elle koyacağız. Ama bunun hepsinin matematikle hesaplaması olacak. Çünkü iPhone 11'de 365. iPhone 6'da falan öyle olmaması gerekiyor. SE'de. Şimdi SE'de de bunu yaparsak. Bakın SE'ni tamamen kapattı. Bunun hepsinin orantılı olması gerekiyor. Şunu silelim. Collection'ımızın Data Source Delegate'ini ayarlayalım. Ve gelelim buradaki konfigürasyonlarımıza. Şimdi Collection'ı ekledik. Filtre butonunu ekleyelim. Filtre butonu. Filter button tapped dedik. Şu private olacak. Unutmayınız. Ve bir tane de collection setup diyelim. Burada collection'ımızın register cell yapacağız. Şimdi dedim ya demin. Şurada helper class'larım falan var. Nibreuse protokol falan var. Bunları nasıl kullanacağız? Ona geleceğiz şimdi. Öncelikle burada bir tane cells folder oluşturalım. Bunun içinde bizim buna nasıl bir cell diyelim? Vertical cell diyelim. Bu vertical, move vertical olsun. Bu da horizontal cellimiz olsun. Çünkü ikisi de movie cell. Farklı tipte. UI collection. Şimdi vertical movie cell diyelim. Daha yoksa horizontal mı? Şimdi yapı olarak bu yatay, şöyle bu dikey, değil mi? Aynen, aşağısı horizontal olsun. Şu ismi bir düzeltelim. Horizontal. Exif'e de tıklayalım, unutmuşuz. Şimdi buraya gelelim. Şu bizim vertikal arkadaşımız ne kadar? Collection kadar olacak zaten. Şu olay 24'e 24. Ha, collection'ımız ama full screen olması gerekiyor. Bunu kodla ayarlayacağız. O zaman şu kadar. Bir dakika, pardon, seçemedim şunu. Bu ne kadar? 327. 327 yapalım bunu. Tasarımı tam benzetmek için. Zaten ayarlamayı kodla vereceğimiz için yükseklik ve genişliği. 120 de bu. Şimdi bizim bu clear olsun. Collection'ı düzelteceğiz. Sonra burada bizim neyimiz olacak? Resimimiz olacak. Ya image view. Şöyle. Bu resmi statik de verebilirsiniz. Şu constraint'lerini mesela şöyle yapıp horizontal leading equal with height. Böyle de yapabilirsiniz. Bunun şey kayma sebebi şu. Safe area olayı. Safe Area'ya Super View yaptığınızda düzelir. Super View yaptığınızda 0 olur. Tam. Şey, rakam 22'ye aşağıya kadar 22 piksel kaymıştı diye. Şimdi bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir de şunu Clear Constraint yapalım. Biz biliyoruz ki Leading, Trailing, Top, Leading, Top'tan, Leading ve yani yukarıdan, aşağıdan ve başlangıç kısmından 0 şeyi var. Piksel. Ve 85 de bunun genişliği. Değil mi? Burada böyle 85 yapabiliriz. Bunu da
equal with yapacağız. Statik yapmayacağız. Çünkü statik yaptığımızda ekran böyle olsa, şimdi bak ona göre büyüdü genişlik. 104 oldu. Daha büyük ekranda mesela iPhone 14 Max'te bu kadar olmayacak. 85 gözükmemesi gerekiyor. Çünkü 104 mesela olması lazım. Küçük ekranda bu kadar. Daha küçük ekranda mesela 120'ye 85 ya 76'ya 63 bu şekilde olması lazım. Bu dinamikliği sağlıyor sizin için. Ve ilerisine yönelik de çok daha rahat olmanızı sağlıyor. Sebep de şu, farklı cihazlarda tasarım test ettiğinde QA'ler falan, testerler size sonra sorunla gelmesinler. Şeyimiz aynı olacak. 16 piksel verebilirsiniz. Hani şu an bütün cihazlarda 16 piksel okeydir. 12 de yapabilirsiniz garanti olsun diye. O 4 pikseli çok kimse görmez. Bazen böyle kaçamaklar yapabiliyorsunuz kodla ilgili. İsterseniz bunu less than de yapabilirsiniz. Mesela biz böyle veriyoruz ya 12 piksel. Burada equal, bu statik. Yani less than de yapabilirsiniz. Less than yaptığınızda biraz olay daha farklı. Şimdi onu less than yapacaksak biz şöyle yapalım. Şurada 28 daha artsın. İkisinde de 12, 12 değil mi? Bir de sağdan verelim. Şimdi bu ikisini verdiğimizde bu equals, bu less than. Bunları bir daha vermemiz gerekiyor. Eğer kodla değil de böyle yapıyorsanız iki tane bir de şey olması lazım. Şuna tap. Tamam. Bunu şimdi arkadaşlar nasıl oluyor? Leading less than dedik, equal dedik. Bunu bir tane de şurada less than diyeceğiz. Böyle yaptığınızda less than'i syntax errorsuz çalışmış oluyor. Hani bu şekilde oluyor şeyle interface builder'da. Şimdi bu ikisini yaptık. Bunun bir şeyini ayarlayalım. Resmi fit değil de fill olması lazım bu tarz uygulamalarda. Çünkü ya size resim boyutu cihaza göre çok ideal bir şekilde gelmesi gerekiyor. Hani siz ölçüleri göndermeniz lazım. Backend ona göre bir resim verecek. Bu API onu veriyor mu emin değilim. Ya da fill yapmanız lazım. Her resim için uyuyor. Çünkü fit yaptığınızda daha küçük gözükebilir. Mesela örnek veriyorum. Play böyle ya. Fit dediğinizde küçülüyor. Bizde fill olması lazım. Label'ımız ne olacak? Label'ımız da bizim bold 14. Hemen black yapalım. Biz custom kullanacağız. O yüzden inter diyoruz. Bold diyoruz. Ve 14. İki satır gidebilir. Şu yazıyı alalım. Buraya koyalım. Bu yazı şöyle. Aşağı kısımları sonraki videoda ayarlayacağız. Şimdi ne diyelim? Movie image. Şurada title label olsun. Şunlar private. Burası kalsın. Konfigürasyonlar sonra. Ve şu boşluklar, onu yapacaktık. Boşluklarımız ne kadar? 16. 16'ya 16. Burasını none yapmamız lazım. Vertical olacak. Indicator. Şu sağdan çıkıyor ya scroll ettiğimiz. Onun gözükmemesi lazım. Ve kod tarafı. Şimdi öncelikle şu seli ben reuse protokol ve ne vardı onun içinde? NIP protokol yapmam gerekiyor. Bunu niye yapıyorum? Şimdi bu klasların içini göstereceğim size. Instance from nip dediğimizde veya direkt nip dediğimizde bu bize neyi sağlıyor bunlar veya buradaki identifierler falan. Bizim uzun uzun mesela register ettiğimizde şöyle beraber gösterelim. Mesela register ettiğimizde daha önce ne kullanıyorduk? UI nip değil mi? Nip name, işte proje şey folder'ın ismine horizontal movie cell self, bunu işte bundle nil diyorduk, burada kullanıyorduk. Bir collection, şimdi onu zaten yazacağız, yazalım collection ayarlamalarını. UI collection data source, UI collection delegate, UI collection delegate flow layout. Şimdi burada number of item'ımız 3 tane olsun şimdilik. Burada ne yapıyorduk? Cell eşittir collection, pardon, collection view deque diyorduk.
Burada yine aynısı index path as horizontal movie cell return cell. Bu işlemi yaptık değil mi? Bunu diğer cell için yapacağız. Mesela bunu önce header register ettiğimizde kullanacağız. Header'ın içindeki collection'da kullanacağız. Buradakini de kullanacağız. Altta kullanacağız. Search ekranda bir collection'ımız olacak. Orada kullanacağız. Favorite'de var. Yani bayağı bir yerde kullanacağız. Uzun uzun bunu yazmak yerine böyle hazır class'larımız var. Direkt bunları kullanarak rahat bir şekilde hallediyoruz. Burada nasıl yapacağız? Öncelikle cell'imizi extend etmemiz gerekiyor bu iki protokolden. Ettikten sonra controller'a gelip register cell diyoruz. Cell'imiz ne olacak? Horizontal movie cell nokta self. Burada da collection setup. Şimdi burada bir tane de bizim header'ımızı yapacağız ilerisinin için. Burada da gelip diyoruz ki bu şekilde değil de let cell horizontal collection view deque cell index path. Daha kısa yapıyoruz onu da şeyden yapıyoruz. UI collection view'da bizim deque'ni otomatik yapan protokolümüz var. Zaten index path ile geliyor. Type'ını gönderiyoruz bu deque'ye. Gönderdiğimiz type'lar zaten buradan alıyor kendisi. Aynısı table view için de var benzer şekilde. Type'ını gönderiyoruz, o type'ı gelip alıyor. Kendisi otomatik bize veriyor. Supplementary view için de var. Bunu kullanacağız. Supplementary'nin register'ları. Burada yine register falan kullanıyoruz hepsi. Şimdilik bunu kullandık. Şunu silelim. Şurasına. Cell'imiz için de cell background color'a da bir tane kırmızı diyelim. Öncelikle bunu bir çalıştıralım. Şimdi bizim bir header'ımız olması gerekiyor ve bir tane cell'lerimiz header'ımız şey vermedik. Görüntüyü cell'leri. Header'ımız yok çünkü header'ımızın önce şu cell'i düzeltelim. Tam böyle olsun. Size for item. Burada diyoruz ki CG size collection collection view frame width ve height'ımız olması lazım. Height'ımız neydi? 120. 120. Ayarlayacağız ratio'larını falan. O kısmı merak etmeyin. Bunu ayarladık. Şimdi burada da collection view reference size header in section. Header'a kaç dedik? Biz burası için 365. CG size şurayı böyle alalım. Ve 365. Header'da isterseniz daha küçük yapabilirsiniz kenarlarını falan. Tamam. Header'ımızı şimdi klasını falan vermediğimiz için ve klasını yazmadığımız için orayı bunu almıyor. Burada şu klası yapmamız lazım. Burada header'ın fonksiyonunu falan kullanmak gerekiyor. Onu şimdi zamanımız çok az. Onu şey yapmayacağız. Şimdi bizim cell'lerimiz geldi. Güzel. Title'larımız da geldi. Bunları daha estetik hale getireceğiz. Şimdi background falan olmayınca bunlar biraz daha büyük olacak. Çünkü 14 bizim işimizi görmedi çok. Bunu daha büyük yapmamız gerekiyor. Resimler falan API bağladığımız zaman buralar daha güzel hale gelmiş olacak. Şu tint color'lar vesaire hepsi değişecek. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu videomuzda biraz uzun bir video oldu. Genel neyi öğrendik? Böyle bir movie uygulaması kullanmak isterseniz hangi API'yi kullanmanız gerekiyor? Tasarımları nasıl alabilirsiniz? Tasarımcınız yoksa Postman'da her zaman test edin. Eğer Postman'da bu veriler gelip de sizde gelmiyorsa sorun siz taraftadır. Kesinlikle bir şeyleri kaçırıyorsunuz. İlla da bizde olacaktır hani bu projeyi geliştirirken. Onlar da hep beraber olursa hallederiz. Ve mimari kısmında benim genelde kullandığım hazır fonksiyonlarım vesaire. Extension'lar burada artacak. Kullandıkça ekstra ekleyeceğiz. Genel mimarimiz bu şekilde. Biraz daha dinamik hale getireceğiz bu uygulamayı. Sorularınız olursa aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.